Arkadaşlar selam, uzun zamandır beklediğimiz CSGO'ya dev güncelleme, dev operasyon sonunda geldi. Arkadaşlar bu güncelleme ile neler gelmedi ki arkadaşlar, şöyle size açayım. Yeni ajanlar mı dersin arkadaşlar, bak böyle çeşit ajanlar mı dersin, sonra en güzel silah skinleri mi dersin? Şurada bir tane silah skini var arkadaşlar, efsane değil mi ya? Bak altın keleş abi, böyle kırmızıyla sarılı güzel bir keleş gelmiş. Efsane bir şey arkadaşlar. Sonra bak burada yeni ablalarımız gelmiş. Bak bir tane yeni ablamız gelmiş. Bu counterlardaki abla. Bu abla mı erkek mi belli değil de abla galiba bu. Bir tane de güzel bir ablamız vardı. O nerede? Arkadaşlar güzel bir tane daha abla gelmişti. Bak bu da abla galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ajanlar geldi. Şöyle hepsini göstereyim. Aa bu bizim Diren abi değil mi? Diren abi! Ne yapıyorsun orada? Abi Diren abi gelmiş vallahi CSGO'ya. Gerçekten benziyor bak. Vallahi benziyor Diren abi. Sadece bir şapkası eksik. Diren abi gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada gözüme çarpan güzeller varsa size göstereyim. Bu tarafta arkadaşlar şöyle bir Rey Mysterio gelmiş. Bu da güzel. Bu bildiğimiz klasik abi ama güzel. Gördüğünüz gibi abi çeşit ajanlar gelmiş. Şuraya da bakalım. Şurada da bir tane abla mı bu abi mi belli değil arkadaşlar. Abla galiba bu ya. Evet abla arkadaşlar. Bir sesine bakalım. Abla bu. Arkadaşlar böyle bir tane abla gelmiş. Aa şurada bir tane hırsız var lan. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu bizim mahallede gerçi böyle hırsız yok ya. Bizim mahalledeki kekolara benziyor vallahi. Bu ne oğlum? Arkadaşlar böyle bir karakter gelmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar CSGO Valorant çıktıktan sonra bayağı bir oyuncu kaybetti. Gerçekten çok fazla oyuncu kaybetti. Çünkü Valorant sürekli kendini güncelliyor ve e-spor kısmı da çok olduğu için hani insanlar daha çok Valorant'a yöneldi. Daha da yöneliyor arkadaşlar. Hani CSGO bu operasyonu getirmeseydi bakacaktınız hani CSGO oynayan her zaman kalır abi. CSGO sürekli belli bir oyuncuda kalır ama sürekli oyuncu çalıyordu. Bak CSGO'dan Valorant sürekli oyuncu çalıyordu. Buna bir çözüm olarak gelmiş olabilir. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Artık büyük bir rekabet başlıyor. Valorant ve CSGO arasında birbirinden hani yakın oyunlar olmasa bile Valorant çok fazla CSGO'dan oyuncu çalıyor. CSGO'da oyuncu kaybetmemek için sürekli kendini güncellemesi gerekiyor. Hani oyununa biraz daha önem vermesi gerekiyor. Bu konuda arkadaşlar Valorant'ın çıkması gerçekten büyük bir şey. Hani bizim için çok işimize yaradı. Çünkü sürekli bir rekabet var. İkili bir rekabet var. Bu rekabette de sürekli oyunlar kendilerini güncelleyecek. O yüzden bizlere yarayacak. Yani biz sürekli yeni şeylerde oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle karakterler gelmiş. Şöyle kasalara da bakalım. Bak kasalarda arkadaşlar şöyle bir M4 deseni var. Çok fazla arkadaşlar M4 A4 deseni güzel yok. Bu güzelmiş. Ama çok da güzel değil arkadaşlar. Ben güzel bir M4 A4 deseni bekliyorum. Sadece HOV var galiba. M4 A4 güzel desen yok abi. Gerçekten yok. Diğerlerinin hepsi çöp abi. Şöyle bir tane M4 A1-S skin'i gelmiş arkadaşlar. Bu da güzel. Şöyle Glock gelmiş. Bu Glock Neon Noir bak. Glock Neon Noir serisi var diye onun Glock'u gelmiş. O da güzel arkadaşlar. Burada da bir pembe güzel bir skin var arkadaşlar. Kız arkadaşınıza hediye edersiniz. Arkadaşlar şimdi buradaki kasaya bakalım. Burada da arkadaşlar AWP Fate gelmiş arkadaşlar. AWP Fate. Güzel değil arkadaşlar. Ben gerçekten AWP skinlerini çok fazla beğenmiyorum. Tek beğendiğim skin Wildfire. En iyisi o abi. Bence Dragon Lord'dan bile daha iyi abi. Daha pahalı olması lazım. Wildfire en iyi skin abi bana göre. Çok ama kötü de değil. Güzel yani. Şöyle bir tane M4A1-S deseni var. Bak M4A1-S'e çok güzel desen getiriyorlar. M4A4'e hiç güzel desen getirmiyorlar. Şöyle bir güzel UMP getirmişler. Bayağı güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi silah skinleri. Şuraya da girelim. Burada da yine M4A1-S skini var arkadaşlar. Gerçekten efsane güzel bak. M4A1-S bir sürü güzel skin var. Ama A4'te böyle değil. A4'e böyle güzel skin getirmeleri lazım. Burada da bir AK47 var. Bu da kötü değil arkadaşlar. Bu da güzel bir skin. Güzel bak. Arkadaşlar bir de burada çıkartmalar getirmişler. Böyle bir Dragon Lord taş pullar diye bir desen var. Bu da güzel. Aralarında en güzeli bu arkadaş. Şimdi arkadaşlar biz bu savaş biletini satın alalım. Bileti edin diyelim. 127 lira arkadaşlar. Savaş biletinin ücreti de. Şimdi satın alıyorum. Direkt satın aldım. Evet arkadaşlar, savaş biletimizi de satın aldık. Bakalım nasıl ilerliyor? Galiba arkadaşlar yeni bir şey gelmiş. Size yıldız veriyor görevleri yaptıkça. Siz buradan seçiyorsunuz galiba. Öyle bir şey var galiba. Bir bakacağım ona. Ben de arkadaşlar daha hiç denemedim. Bak burada görevler veriyor. Bu görevleri yaptıkça arkadaşlar size yıldız veriyor. O yıldızla da gelip buradan ne istediğini seçiyorsun galiba. Çünkü çok fazla var. Hepsini vereceğini zannetmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu bölümü denedim. Size anlatayım. Arkadaşlar öncelikle yıldızları, yani önceden belli bir sıra vardı. Sıraya göre alıyordun ya. Şimdi yıldızları biriktiriyorsun. Buradan ne istiyorsan onu direkt alabiliyormuşsun. Hani görevleri yaptıkça sana yıldız veriyor. Mesela 25 yıldız yaptın. Gelip bunu alabiliyorsun. Ya da mesela kasa açmak istiyorsun. 2 yıldız verip bunu alabiliyorsun. Böyle bir sistem getirmişler. Gerçekten çok güzel. Ayrıyeten arkadaşlar şurada muhafız bölümü var. Böyle nük haritasına geçiyor. Gerçekten harita efsane zor arkadaşlar. Böyle sürekli oynayasın geliyor. Çok güzel bir harita yapmışlar. Bak muhafız efsane güzel. Sonra bu Anka'nın yeri saptandı. Story modu, hikayeli bir mod arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel bir harita. Hani böyle köye möye gidiyorsun. Gerçekten efsane olmuş. Kesinlikle almanızı öneririm. 127 lirayı hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Yani siz şimdi 127 lirayı verip bu görevleri yaparak o 127 lirayı çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar kasa alayım dedim. Kasa almıyor arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok dolu. Sunucular çok dolu diyor. Bir tane kasayı gerçekten çok fazla zor aldım. Dedim 5 tane kasa açayım. Alamadık arkadaşlar. Gerçekten sunucular dolu falan filan diyor. Uğraşmaya değmez. Ben bir tane bu kasadan açıyorum arkadaşlar. Bakalım bize ne çıkacak. Biliyorsunuz şanslı adamım. Bak ilk kasadan bak. Bu hesapta daha hiç kasa açılmadı. Bu benim kardeşimin hesabı. Ben CSGO'yu birazcık bıraktım. O yüzden arkadaşlar kardeşime attım her şeyi. Kardeşim de açıyorum. Bak hiçbir şey çıkmadı. Bak ilk başta mor çıkarttık. Güzel. Güzel. Hiç yoktan iyi. Biz bunu direkt satalım arkadaşlar. Yoksa bekledikçe biraz şey yaparız. Adı neydi? Zarar ederiz. Ayrıyeten arkadaşlar bu videoyu gecenin 2'sinden sabah 4'e kadar videoyu hazırlamaya uğraştım. Videoya buraya kadar izlediyseniz aşağıdan bir like'ınızı alırım. Bir de kanala abone değilseniz aboneliğinizi de alırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.